Transfere geçtik. Aribo sürprizi. Jimbom Rangers'ın 24 yaşındaki Nijeryalı yıldızı Joe Aribo'ya talip oldu. İskoç ekibine fiyat soruldu. 42 maçta 8 gol 7 asist. Gerrard'ın prensi olmuş. Şöyle yapalım. Devam edelim. 24 yaşında, 1.83 boyunda. İngiltere doğumlu. Nijeryalı bir futbolcu. Merkez orta saha oynuyor arkadaşlar. Ben tabii bu oyuncuya biraz çalıştım. Galatasaray'a yazmışlar. Biz de araştırdık. 25 maç, 6 gol, 4 asist. Orta sahada oynayan bir futbolcu için fena bir asist değil açıkçası. Bu arada şunu atlamayalım. Fazla gittik. Kontratı 2023'te bitiyor ve bonservis bedeli 3,5 milyon euro değil, 7 milyon euro. Şu an Rangers takımında Joe Aribo'nun 24 yaşında bir futbolcu ki Rangers iyi bir sezon geçirdi. Bonservis bedeli 3,5 milyon euro değil, en az 7 milyon euro olduğu söyleniyor. Evet, burada oynadığı pozisyonları görüyorsunuz. 8 numara, 10 numara, pardon 6 numara, 8 numara ve sağ açık. Sağ tarafta oynuyor. Aslında orta sahanın bütün pozisyonlarını oynuyor. Burada yazmışlar merkez orta saha, 10 numara, sağ kanat, 6 numara da oynuyor arkadaşlar. Valla ben bu transferi ister miyim? İsterim. Bu oyuncuyu isterim. Ama ben şu şartlarda Galatasaray'ın Aribo'yu transfer edebileceğini düşünmüyorum. Ciddi bir bonservis bedeli var Aribo'nun. Yani mümkün görmüyorum ben. Ama kaliteli bir futbolcu. 96 doğumlu. Sol ayağını kullanıyormuş. Birkaç videosunu izledim. Sabah erken kalkıp programa çalışıyorum. Galatasaray'ın gündemindeki bu isimlere de bakıyoruz arkadaşlar. Açıkçası isterim. Ama kendi adıma bu transferi Galatasaray'ın bitirebileceğini düşünmüyorum. Yani benim gözlemim, benim kişisel yorumum bu transfer kolay kolay gerçekleşmez. Galatasaray'ın şu an Aribo'ya bonservis verebilecek durumu yok. Ama şu doğruysa ki bugün araştıracağım bu konuyu. Galatasaray için olabilir. Benfica sportif direktörü Rui Costa'dan Terim'e flash teklif. Gedson olmazsa Florentino. Getson'un yerine bu oyuncuyu önermiş. Bakalım detaylarda. Rui Costa Getson için görüştü. Fatih Terim'e onun geleceği belirsiz. Size onun kadar yetenekli Florentino'yu kiralayalım demiş. Geçen sezon da bu arada Monaco'da geçirmiş Florentino. Yani açıkçası ben yani Galatasaray'a gelse katkı sağlayacak bir oyuncu olarak görüyorum. Aribo'ya göre olma ihtimali daha yüksek bir isim. Birinci tercih tabii Gedson. Mesela Berat Can Sönmez demiş ki Gedson Fernandez gelse daha iyi demiş. Ben de öyle düşünüyorum ama Gedson olmuyorsa Florentino Luis olabilir. Olabilecek isimlerden biri. Aslan'ın yeni jokeri Aytaç Kara birkaç gün içinde sözleşmeye imza atması beklenen yıldız oyuncu orta sahada oynayacak vesaire vesaire. Aytaç Kara ile ilgili de böyle bir haber var. Florentino doğum yeri Portekiz. Yani Lisboa ve Portekizli bir futbolcu. Ön libero pozisyonda oynuyor. Bu sezonu kiralık olarak Monaco'da geçirdi ve takımına geri döndü Benfica'ya. Şöyle istatistiklerine bakalım bir arkadaşlar. Burada pek faydalı olamadı. Kendisine gelemedi. O İyi günlerine geri dönemedi. 9 maçta forma giymiş. Gol ve asisti yok. Ama geçmiş performansları çok başarılı arkadaşlar. Geçmişte iyi işler yapmış bir isim. 21 yaşında genç bir çocuk. Genç bir futbolcu. Ön libero ve merkez orta saha. Yani 6-8 numara oynuyor. Orada gerçi Fatih Hoca'nın birinci tercihi sevgili arkadaşlar. Ben size şöyle söyleyeyim. Dieng birinci tercih. Hep söylüyorum. El Ahli takımında oynayan Dieng Galatasaray'ın Eto'yu gönderdi. Eto'o bitti. Orada oynatmak istediği, oraya transfer etmek istediği isim Dieng ama Dieng olmuyorsa Hernani de olabilir. Florentino Luiz de kiralık olarak çok uygun bir fiyata gelecekse Galatasaray'ın deneyebileceği futbolculardan biri olarak gözüküyor. Ben birkaç tane videosunu izledim. Hareketli, iki yönlü bir futbolcu.
hem savunmaya iyi yardım getiriyor. Biraz Gerson Fernandes'i de açıkçası benzettim bu çocuğu. Artı pas oyununda da iyi işler yapabildiğini söyleyebiliriz. Bir arkadaşımız kiralık futbolcu istemiyoruz demiş. Valla kiralık var, kiralık var. Genç, dinamik, potansiyeli olan Gerson Fernandes gibi bir futbolcu kiralayacaksan veya Florentino Luiz'i kiralayacaksan olabilir açıkçası. Bir arkadaşımız orada Taylan var demiş. Oraya rotasyon kuracak arkadaşlar. 6-8 numarada Galatasaray 3-4 oyunculuk bir rotasyon oluşturacak. Yani Taylan Antalyalı, işte Aytaç Kara olursa Salih Uçan, sonrasında bir tane de yabancı orta saha Hernani olabilir ki Hernani'nin de ofansif özellikleri çok iyi. Artı Dieng olabilir veya işte şu an konuştuğumuz Florentino Luiz olabilir. Mutlaka Galatasaray buraya bir takviye yapacak. Şu da transfer kariyeri. Şöyle büyüteyim biraz. Benfica Real Formação diye bir takımdan Benfica altyapısına geçiyor. Uzun bir süre Benfica altyapısında işte görüyorsunuz burada. Sonrasında profesyonel sözleşme imzalıyor Benfica'yla. İlk sene 2017'de 350 bin euro profesyonel sözleşmeye imza atıyor. Sonrasında 1 milyona yükseliyor parası. Benfica A takımına çıkıyor. Ve şu an bonservis bedeli 18 milyon euro demişler ama mümkün değil. Yani bu istatistiklerde kimse Florentino Luiz'e 18 milyon euro vermez. 1,5 milyon euroya kiralamışlar. Muhtemelen şöyle olur. Galatasaray bu oyuncuyu kiralarsa 1,5 milyon gibi veya 1-1,5 milyon diyelim bir kiralık bedeli öder. Artı oyuncuya da 1-1,5 milyon euro bir yıllık ücret verir. Toplamda 2,5-3 milyon euroya Florentino Luiz transferi kiralaması diyelim, transfer demeyelim, gerçekleşir. Evet. Şimdi sizlerden gelen mesajlara geçiyorum. Jordan Kivo ne demiş Jordan Kivo? Hemen şöyle ekrana gelsin. Geldi. Hernani için görüşme başladı bilgisi var. Bekleyip görelim demiş. Kıvanç abi açıkçası ben de Hernani'ye Dieng olmayacaksa Fatih Terim çünkü ilk olarak Dieng istiyor. Dieng olmayacaksa Hernani isterim yani. Hernani gerçekten çok iyi işler yapmış durumda. Evet. Mustafa Çayır Mustafa Cengiz trolleri alayınıza İmparator Fatih Terim Mustafa Cengiz ihraç edilsin demiş. Valla Mustafa Çayır bence disipline sevk edilecek de kesin olarak. 109.2'den usulsüz seçim iptalinden Mustafa Cengiz disipline sevk edilecek. Bekleyip göreceğiz. Ama ihraç edilir mi onu bilmiyorum. Bir de ibra edilmeyecekler. Mali Genel Kurul'da, İdari Genel Kurul'da ibra edilmeyecekler. Mahkemelerle verilen bayağı bir işleri olacak. Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Mustafa Cengiz, Kaan Kançal, diğer yöneticiler mali ve idari olarak ibra edilmeyecekler. İbra edilmedikleri için de dava açılacak haklarında ve onların dönemi incelenecek, soruşturulacak. Bayağı bir mahkemelerle de işi olacak. Çünkü Galatasaray'ı çok kötü yönettiler. Galatasaray üyeleri de onları ibra etmeyecekler. Emirhan Türkmen, Eyüp abi diyen kaç milyon euro bonservis bedeli karşılığında gelebilir? Yani gelme olasılığı hakkında ne düşünüyorsun? Valla 4,5-5 milyon euro bandında bir açıkçası bonservisi var diye hatırlıyorum. Şöyle bir evet oyuncunun profilini de bir ekrana getirelim. Ki Fatih Hoca'nın bir kez daha söylüyorum orta saha için en çok istediği, en çok kadrosuna katmak istediği oyunculardan bir tanesi. Çok başarılı bir oyuncu. Ben çok beğeniyorum. Yani Felipe Melo'ya açıkçası benzetiyorum. Bir Felipe Melo efekti yaratabilir. Burada 2 milyon euro yazılmış ama 3,5-4 milyon euro, belki 5 milyon euro daha gerçekçi rakam olur. 23 yaşında arkadaşlar. Malili bir futbolcu. El Ahli'de oynuyor. Sözleşmesi 2026'da bitiyor. 19 maçın 19'unda da oynamış burada görüyorsunuz. Savunma yönü özellikle çok kuvvetli bir isim. Geçen sezonki istatistiklerine de bakmak lazım. Şurada görüyorsunuz. Ön libero pozisyonunda ki
8 numarada oynayabiliyor. 6-8 numara oynayabiliyor. Gerçekten çok kaliteli. Fatih Terim'in en çok orta sahada görmek istediği isim arkadaşlar. Açıkçası ben de Fatih Hoca'nın bu tercihini son derece doğru ve mantıklı buluyorum. Alternatifi de Hernani'dir inşallah. Hernani de çünkü Parma takımında çok iyi işler yapmıştı. Evet. Şöyle Şişya Seyil demiş ki bize her gün yeni haberlerle bilgilendirdiğin verdiğin emekler için teşekkürler. Karşılığını görürsün inşallah. Berlin'den selamlar demiş. Valla karşılığını görüyorum arkadaşlar. Yani maddi manevi karşılığını görüyorum. Burada YouTube kanalımda sizlerle yaptığım yayınların hem bana bir ekonomik katkısı oluyor arkadaşlar. YouTube'da biliyorsunuz reklamlar çıkıyor ve bana destek oluyor bu. Hem de manevi katkısı oluyor. Galatasaray taraftarıyla çok daha kuvvetli, çok daha güzel bir ilişki kurmayı başardım, diyalog kurmayı başardım. İyi ki varsınız gerçekten. Bu yayınlara başladığım için çok 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 mutluyum sevgili dostlar. Duyuyorum, başka insanlara da örnek oluyormuşum bu yayınlarla. Bu da beni mutlu ediyor. Ben yaklaşık 3 yıldır bu yayınları yapıyorum. Kanalımız da her geçen gün büyüyor sizlerin desteğiyle. Sağ olun, var olun arkadaşlar. İyi ki varsınız. Farklı teklifler alıyorum. Mesela hazır kendimden konu açılmışken şunu da ekleyeyim. Mesela X bir YouTube projesi, dijital bir proje. Eyüp Bey, sizle çalışmak istiyoruz. Nedir teklifiniz? İşte bu yayınları bizim kanalda yapın. Maç sonu yayınlarını gelip bizde yapın. İşte size şu kadar bir para verelim bilmem ne falan filan. Kabul etmiyorum. Burayı çok önemsiyorum. Eyüp Yıldız, yani kendime ait YouTube kanalını çok önemsiyorum. Ve buradan kazandığım para da şimdilik benim için yeterli. Yani zaten bir işim var. Hayatımı YouTube'dan geçindirmiyorum. Biliyorsunuz Radyo Spor'da çalışıyorum ben. Burası da ekstradan bana böyle bir harçlık gibi oluyor. Ve sizlerle bu şekilde diyalog kurduğum için de çok mutluyum arkadaşlar. Burayı da böyle kolay kolay başka bir projeye tercih etmem. Ama ekstra bir şey olursa olabilir. Emirhan Kaynak. Eyüp abi, Ryan Abid gündemde mi demiş? Yakalayamadık mesajı. Hemen şimdi yakaladık. Ryan Abid gündemde. Yani daha doğrusu menajeri Galatasaray'a göndermiş. Ama ben çok ihtimal vermiyorum açıkçası. Ve beğenmiyorum. Cimbom Neferi, bizi bırakırsan Musa Yıldız, Eyüp Yıldız olur abi. Kusura bakma demiş. Vay 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 vay. Yani burayı bırakırsan hepimiz Musa Yıldız'ın kanalına gideriz demiş. Zaten gidiyorsunuz arkadaşlar. Zaten Musa Yıldız'a gidiyorsunuz. Ya ben ilk bir yıl beni 5 kişi 10 kişi izledi ya. Ben burada bir yıl 5 kişiye 10 kişiye yayın yaptım. Adam kanal açtı. İkinci günü baktım 200 kişi izliyor. Hiç adaletiniz yok ya. Bir yıl 5 kişi izledi beni. 5 kişi. Bu Musa Yıldız kanalının derhal abonelikten çıkın arkadaşlar. Gerçekten çok ayıp ediyorsunuz ya. Musa Yıldız nedir abi ya? O kadar boş vaktiniz mi var? Film seyredin, belgesel seyredin. Kitap okuyun. Beni bir yıl 5 kişi izledi ya. Yazıklar olsun size. Evet. Telegram kanalımız var arkadaşlar. Orada transfer sohbetleri yapıyoruz. Transfer üzerine konuşuyoruz sevgili arkadaşlar. Lütfen Telegram kanalımıza abone olun. Abone olursanız orada da sohbetlerimize katılabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Jordan Kivo, bizi bırakıp gidersen sana düşman olurum demiş. Valla sevgili arkadaşlar, benim bu kanalı bırakmam mümkün değil yani. Ben şöyle bir şey yaparım. Bir dijital projeyle anlaşırsam arada oraya da video çekerim. Burayı komple bırakmam. Burayı bırakacak para daha keşfedilmedi. Ama çok büyük bir para teklif edilir. O zaman bakarız yani. O zaman kanalı Musa Yıldız'a devredelim. Bazı arkadaşlar Musa Yıldız kim diye mesaj atmış. Musa Yıldız maalesef bizim yanımızda, Güney Esentürk'te benim yanımda, şurada Emirhan da yazmış. Musa Yıldız benim ve Güney Esentürk'ün yanında staj yapıp burada mesleği öğrenip sonra bizim karşımıza dükkan açmış darbeci bir insandır arkadaşlar. Musa Yıldız. O yüzden Musa Yıldız'ı takip etmeyin.
Peki. Son bölümde de birazcık gırgır yaptık. Yayının sonuna geldik sevgili dostlar. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Desteğinize teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım Galatasaray bu kaotik ortamdan çıkar. Galatasaray güzel günlere doğru ilerler, başarılı günlere doğru ilerler. Temelimiz bu yönde. Akşam elimden geldiğince bir yayın koymaya çalışacağım. Saat 20.30 gibi. Bir aksilik olmazsa yine bir yayın yaparız. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.